Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir atlı dönüştür masaüstü kalemlik videosu ile karşınızdayım. Bu bir tabii ki de atma dönüştür videosu yine. Çünkü kalemliklerin hepsini atma dönüştüründen yapıyoruz. Arkadaşlar bunun için rulo kat kutusuyla dergi kağıtları kullanacağım. Gazeteyle de yapabilirsiniz. Ben dergi kağıdı kullandım. O zaman hemen yapımına geçelim. Öncelikle bunun için bunlardan yapacağız. Böyle dergi kağıtlarını yuvarlayarak o hale getireceğiz. Yuvarladıktan sonra da bu şekilde bantlayıp bu hale getiriyoruz. Bunu katlayacak kadar yapıp geliyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bayağı bir yaptım. Şimdi bunları buraya yapıştıracağım. Ölçüyorum, çiziyorum ve o çizdiğim yere bant yapıştırıyorum ki açılmasın. Ona dikkat edin, bant yapıştırmazsanız açılır o sonra kestiğinizde yani. Ve ondan sonra da hepsini aynı şekilde keserek yapıştırıyoruz. Arkadaşlar yapıştırdım. Şimdi bunu akrilik boyayla metalik mor rengine boyayacağım. İlk katı bu şekilde yaptım. Kurudu. Şimdi ikinci katı üzerine boyamaya başlayacağım. Hemen kurutmak için kurutma makinesi kullandım. Şimdi üçüncü kata geçtik. Üçüncü katı da boyadıktan sonra görüşürüz. Bu kadar kesti bunu. Şimdi uçlarını yakacağız. Ondan sonra da fiyonkun nasıl yapıldığını göstereceğim. Kolay ve değişik bir yöntem ve çok güzel oluyor. O zaman hemen nasıl yapıldığını göstereyim. Alıp şöyle koyuyorsunuz. Sonra işte böyle parmaklarınızı açıyorsunuz. Ortadan birini geçiriyorsunuz. Sonra bir daha bu ortadan geçirip böyle yapıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Ve böyle yapıyorsunuz. Toplam 4 tane. İki buraya, iki buraya görecek şekilde böyle yapıyorsunuz. Sonra bunu alıp şu üstten en alta, şunun değil, şunun altına değil. İkisinin altına gelecek şekilde şöyle şu altından geçiriyor. Bakın şu ikili şu ikisinin altından geçiyor. Şundan altından geçiriyor. Bu burada böyle kalıyor. Sonra böyle. Sonra bir daha şurası şu şekilde şu tarafından bunu sokuyorum bakın. Ve çekiyorum. Çok fazla çektirmiyorum. En son çektireceğim. Önce buradan çıkarıyorum. Ve sonra boyunu ayarlayarak üstün değişik boyda olmasını sağlayarak sonra sıkıntı sıkıyorum. Ve bakın böyle bir fiyonk oluyor. Çok çizim bir fiyonk bence. Ve kolay bir yöntem. Sonra şuralarını tabii ki kesebilirsiniz siz. Önce bunu şu şekilde getirip takacağım yeri ayarlıyorum. Şöyle ben tam ortaya istiyorum. Şöyle buraya yapıştıracağım bu şekilde. Aynı boyda üzerini de kesiyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Şimdi yine yapıyorum. Şu şekilde böyle kalemlerle de bu şekilde görünüyor. Bu hediye olarak da çok güzel olabilir. Fiyonkla böyle çok tatlı bir şey yap haline getirdik. İlk videom bu kadardı. Bence süper oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Paylaşırsanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.